Arkadaşlar bu dersimizde DaVinci Resolve ile sabitleme efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Şimdi şöyle bir videom var. Bunu oynatalım bakalım. Bir kişi koşuyor. Dikkat ederseniz bu kişi koşarken sadece koşan kişinin hareket ettiğini görüyoruz. Arka taraf sabit bir şekilde duruyor. Şimdi bu arka tarafı bu kişinin koşmasıyla daha bir stabil hale getirelim. Tabi anlatırken olmuyor. Bu efekt reklamcılıkta sıklıkla kullanılır. Şimdi hemen geçelim bu işleme. Klibimizi seçiyoruz. Ardından üzerine sağ tıklıyoruz. Ve bunu yeni bir Fusion klibi haline getireceğiz. New Fusion klip diyoruz. Şimdi videoyu şöyle bir başa alalım. Fusion sayfasına gidelim. Evet, Bu alanı birazcık genişletmek istiyorum. Şöyle aşağıya alabiliriz. Ben burada bir tracker ekleyeceğim, işaretçi ekleyeceğim. Hemen Shift ve boşluğa basarak burada araç kutusunu açıyoruz. Track yazdığımız zaman çıkacaktır tracker'ı. Seçiyoruz. Burada media in seçiliyken hemen otomatik olarak buraya eklenecektir. Şimdi bunu burada kontrast içeren ve özellikle sabit olan bir yere yerleştireceğiz. Mesela burada neresi? Kontrole basılı tutuyoruz, fare tekerleğini ileri ileriye doğru götürüyoruz. Yakınlaşabiliriz. Baret tekerleğine basıl tutarak da sağa sola kaydırabiliriz tabi yukarı aşağı olmak üzere yine burada bakın ben bunu şöyle çok fazla da hareket etmeyecek şekilde örneğin burun deliklerinden birisinin üzerine getirip bırakıyorum burada çünkü bu sabit gözler olsa gözler açıp kapanıyor çünkü sıkıntı olabilir dudaklarda bir yere alacağım burada fazla kontrast yok belki şu kulaklığı alabilirsiniz. Birazcık daha büyütebilirsiniz. Ancak kontrast daha iyi, daha uygun olduğu için bunun deliğini seçmiş oldum. Şimdi burada hemen tarama işlemimizi gerçekleştirelim. Orada tabii ki ben Fusion'da çalışırken e, grafik kartımın vrem oranı çok düşük olduğu için bol bol kaydediyorum. Projeyi şöyle bir kaydedeyim. Öncelikle file save project as diyelim. E şöyle sabitleme ismini verdik. Save diyelim. E burada bir de playback'ten e, render Cache'i Smart'a alalım. Çok daha hızlı bir şekilde oynatacaktır. Şimdi tarama işlemini hemen geçeceğiz. Sağ tarafta zaten Tracker araçlarımız açıktır. Şu düğmemize tıklıyoruz. ileriye doğru olacak şekilde. Bakın şu anda burnunu takip etmekte. Tabi Tracker işaretçi eğer burada kaybederse çok daha uygun bir yere alabilirsiniz. Küçültebilirsiniz kenarlarından. Şu anda tarama işlemini yaptı. ctrl s ile şöyle bir kaydedelim. Birazcık geriye doğru gidebiliriz. Bir bakalım. Şöyle en başa alıp Evet tarayıcı bilgilerimiz bunun üzerinde olduğu yani görülüyor. Şimdi burada ne yapacağız? Burada hemen tarayıcı araçlarından Operation'a, işlem bölümüne geliyoruz. İşlemde Match Move'a alıyoruz. Match Move'a aldıktan sonra birleştirme bölümü Foreground or background yani ön plan ve arka plan nedir Bunu değiştireceğiz. Foreground only diyeceğiz. Sadece ön planı sabitle. Ön planı sabitlemek ne demek? Yani önde duran bu e, koşan kişiyi sabitlemesi anlamına geliyor. Bunu aldığımız zaman burada şöyle bir bunu tam ekran bir sığdıralım. Fit diyelim. Ve tekrardan Ctrl S ile şöyle bir kaydedelim. Ve oynatalım bakalım nasıl bir sonucumuz olacak. Bakın böyle bir sonuç oldu. Demek ki e, ön plan görüntülenmiyor. Yani koşan kişi burada e, takip edilmiş oldu. Ancak biz herhangi bir veri alamıyoruz. Buralarda kırmızı oldu. Demek ki bizim stabil hale getireceğimiz yer neresi? Ön plan değil. E, arka tarafı burada hareket eden kişiyle beraber stabil hale getireceğiz. O yüzden burada BG only diyoruz. Tekrardan bir başa alalım. Şimdi oynatalım bakalım. Bakın şu anda görüldüğü üzere oldukça ilginç bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi şu kenarlar haliyle boş olacaktır. Sağ tarafta dikkat edin bazı değerler var. E, kenarlar bölümü black demiş. Bunları isterseniz e, doldurabilirsiniz. Bakın black demiş. Tabi bunu burada göremiyoruz. Edit'e geldiğimiz zaman burada bunların black olduğunu görebiliyoruz. Yani siyah olduğunu. Şimdi Fusion'a gelelim. Burada ne yapabiliriz? Başka wrap diyebiliriz. Ee, böyle sarmalasın diyelim. Bu çok uygun değil. E, duplicate diyebiliriz. E, duplicate kenarları kurtarabilir. Bakın Şöyle hani yukarıya aldığımız zaman biraz daha şöyle küçültelim bakalım. Burada örneğin bazı yerlerde durumu kurtarabilir ama bazı yerlerde de oldukça sırıtacaktır. Bir de mirror seçeneği vardır. Ayna seçeneği. Bu biraz daha iyidir. Ancak bu sefer bu kişinin koşarken kafa kısmını bakalım şöyle alabilir. Bakın şu alt taraflar özellikle sırıtıyor. Dikkat ederseniz. Şimdi burada böyle bir şey olduysa isterseniz edit bölümüne bir gelelim. Burada videomuzu seçeriz. Bunları birazcık aşağıya alabiliriz. Mesela zoom yaparız videoyu. Ardından position değerini şöyle biraz daha aşağı kaydırabiliriz. Bakalım şöyle oynatalım. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı var mı? Hani aynaya aldığımız için kenarlarda birbirine yakın yerleri aldığı için görüntüyü kurtarabiliyor. Bakın şimdi. Hiç de işte fena değil. Şimdi burada büyütmek yerine bakın bu değerleri verdik. E, position Y işte zoom e X ve Y değerlerini değiştirdik. İsterseniz burayı sıfırlarsınız. E ardından tabi buraya geldiğimiz zaman bakın yine diğer yerler baya bir kötü şekilde ortaya çıkıyor. Fusion'a gelelim. Burada Tracker seçiliyken buraya bir de Transform ekleyebilirsiniz. Transformu ekliyoruz. Şimdi burada yeniden Size ile bunu büyütebiliriz. Bakın burada birazcık şöyle büyütüyoruz. Aynı şekilde Center X ve Y değerlerinde de oynama yapabilirsiniz. Oynatalım bakalım. Yani aynı işlemi Edit'te Zoom ve Position'la yapabileceğimiz gibi Fusion'da Transform'la da yapabiliriz. E burada neyi kullandık? Dikkat ederseniz Mirror kullandık. Burada e, tabii ki hani takılan yerlerin işaretçide de, izlenen yerlerin e, bölümlerini de değiştirebilirsiniz Mesela Position, pozisyon. Bakın rotation eğer döndürme, dönme varsa kamerada. Veya büyütme ile ilgili işlemler. Bunları da burada e, anahtar kare ekleyerek düzenlemeler yapabilirsiniz. Veya transform'u tamamen düzleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir başa alalım. E, edit bölümüne bir gelelim. Burada bir kırmızı bölüm bir dolsun. E, ardından oynatalım. Çünkü bu dolmadan oynattığımız zaman bazen çökmeler yaşanabiliyor. E, Ctrl F ile de bir tam ekran yapalım. Şimdi en başından tekrardan dikkatlice bir e, oynatalım görelim bakalım. Şu yukarıda bir yerde, şuralarda bir yerde dikkat ederseniz ayna görünümüne almış olduğunuz için bu kişinin yukarıda tabii ki bir kopyası oluşmuş oluyor. E, o yüzden burada değişiklik yapabiliriz. Örneğin tam olarak şurada dursun. Fusion'a gelelim. Burada mesela birazcık daha hani size büyütmeyi artırabiliriz e, veya e, kenar bölümünde yine değişiklikler yapabiliriz. E, örneğin bir bakalım tracker'da mirror demiştik. Bunu örneğin duplicate alabiliriz. Duplicate aldığımız zaman bakın, bu sefer buralarda bazı e, sorunlar olabiliyor. Bunu tekrardan bir mirror'a aldığımız zaman ya da e, black dediğimiz zaman, bu sefer siyah olmaktadır. Aynı işlemi transform üzerinden de yapabilmek mümkündür. Bakın, burada kenarlar, e, örneğin duplicate diyebilirsiniz veya mirror diyebilirsiniz. E, her ikisi beraber olduğunda sorun da olabiliyor. Burada isterseniz şöyle yapalım. Tekrardan mirror'da kalabilir. Biraz şu şekilde bir büyütelim. Transform'a gelelim. Hafiften burayı büyütebiliriz biraz daha. Büyüttükten sonra artık bu problem kalmayacaktır. Tabi bu koşan kişinin biraz daha alçaktan olsaydı belki biraz daha fark edebilirdi. Edit bölümüne gelelim. Tekrardan şöyle bir oynatalım bakalım. Evet gayet Güzel. Fena değil. Evet arkadaşlar. Böylece bir Da Vinci Zol dersinde sonuna gelmiş olduk. Umut ediyorum faydalı olmuştur. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın diyorum.